Evet, dilekçemiz içeriğinde BİMER, CİMER, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Dilekçe Komisyonu ve Ombudsman'a kamu baş denetçisinde ben bu olayı uygun bir şekilde ifade ettim görselleriyle beraber. İçerikte şu var, son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber ciddi düzeyde bilgisayar oyunlarda bir gelişme söz konusu. Özellikle grafiklerin son dönemlerde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Oyun üreticileri bu anlamda bu oyunlara çok ciddi miktarlarda paralar yatıyorlar ve büyük finansman ayırıyorlar. Özellikle dünyada kendisine hayasızlığı, edepsizliği misyon edilmiş devletler, ülkeler var. Ve bunlar ellerindeki medya aracılığıyla, finans kaynaklarıyla çok rahat bir şekilde bu tarz içerikleri oluşturup, üretip yayına sokabiliyorlar. Son dönemlerde Türkiye'de de bu anlamda oyunlar konusunda çok ciddi düzeyde bir farklılaşmayı görüyoruz. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber çok ciddi donanıma sahip, işte hard disk kapasitesi olsun, RAM olsun, ekran kartı olsun, böyle grafikleri çok güçlü oyunları oynatabilecek bilgisayarlar üretilmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Bu oyunlarda zaten bu tarz grafikler çok güçlü. Yani oyundaki içerik sanki böyle gerçekmiş gibi görülüyor. Ya yani oyundan bazen ayırt edemiyorsun. Özellikle bu tarz oyunları çocuklarımız internet kafelerde ve oyun konsollarının olduğu oyun salonlarında oynuyorlar. Bu oyunların içeriğinde açıkçası şu var. Son dönemlerde ciddi anlamda şiddet, işte hırsızlık, gasp, adam öldürme, tecavüz, alkol, uyuşturucu, sigara bunların yanında, bunlar zaten önceden beri vardı yaygın olarak. Bunların yanında buna bir yeni bir içerik eklendi, cinsel içerikli oyunlar. Artık öyle bir noktaya geldi ki internette oynadığımız oyunlara veya bilgisayar konsollarında, bilgisayarda da oyuna baktığımız zaman aşırı derecede cinsel içerik içeriyor. Hatta oyunlar satılırken üzerlerinde, ben sitelerde araştırdım, internet sitelerinde, oyunların satıldığı sitelerde, bu oyunların kenarlarında artı 18 içeriği var. Ve içeriğine ifade ederken yetişkin genç diye hedef kitle olarak gösteriliyor. Ancak bu oyunları hiçbir denetime tabi tutulmadan herkes ulaşabiliyor. Çocuklar ulaşabiliyor. İnternet kafelerde, oyun konsollarında yaş aralığına bakılmaksızın bütün çocuklar bunlara ulaşabiliyor ve bu oyunlardaki bu takım olumsuz içeriklere vakıf olabiliyorlar, oynayabiliyorlar. Yani açıkçası şunu ifade etmek isterim ki biz son dönemlerde bu anlamda çocuklarımın üzerinde oynanan bu oyunlara karşı pek duyarlı olmadığımızı düşünüyorum. Bu konuda önlem alması gereken kişilerin gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bazı ülkelerde bu tarz oyunların, örnek veriyorum mesela işte GTA 5 oyunun, sensörsüz GTA 5 oyunun içerdiği aşırı şiddetten dolayı, cinsellikten dolayı yasaklandığı ülkeler var. İnternet kafelerin ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Bu oyunların artı 18 içerikte satılan oyunların çok rahat bir şekilde internet kafelerde oynandığını biliyoruz. Çok rahat bir şekilde bunlara ulaşılabildiğini biliyoruz. Çok rahat bir şekilde satılabildiğini biliyoruz. Bu anlamda denetimlerin artılması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası şöyle, birçoğu hayretle karşıladı. Çünkü birçoğunun bundan haberi yok. Yani çocuk oyunu oynuyor ama anne babanın oyun içerisinden tabii ki haberi yok. Yani bu konuda çocukların hızına ulaşmak mümkün değil ebeveynler olarak. Son olarak ilgili birimlere zaten biliyorsunuz BİMER'e ve diğer kuruluşlara yapılan şeyler ilgili birimlere iletiliyor. Oradaki ilgili birimlerden bu konudaki hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Gerekli bu konudaki çalışmalar yapılacaktır. Bizim de geleceğimiz çocuklarımızdır ve bunlar üzerinde yapılacak her türlü şeyde biz varız şeklinde olumlu tepkiler geldi, yanıtlar geldi.